Merhabalar. İnin bakalım neredeyiz? Şu anda İstanbul Havalimanı'nın küçük bu kütüphane gibi bir yeri var. Ben Çağ abinin neden evvel burada vakit geçirmeyi gerçekten seviyorum. Yolculuk Samsun'a. Evet. Bafra pidesi yani. Bafra pidesi yiyeceğiz ve nokul yiyeceğiz. Samsun Trabzon'a giderken arabayla geçtiğim ama hiç içinde vakit geçirmediğim, çok merak ettiğim bir şehir. Senin de öyle değil mi? Evet, ben ilk defa girdim. Aynen. Biraz dersimize çalıştık. Biraz YouTube videosu izledik, biraz okuduk. Nerede ne yedik? Aynen. Nerede ne içilir? Hava biraz kapalı, ona moralimiz bozuldu ama iTunes fotoğraf makinesini aldık yanımıza. Ben SD kartımla geldim. Yancı olarak. Aynen, güzel. Dronları aldık. Bu arada dronla ilgili yaşadığımız sıkıntıyı anlatmak ister misin? Evet ya. Aslı'nın drone bataryalarını şarjör zannettiler. Evet ya, çok enteresan. Beni de kalemi sileceğini zannettiler herhalde. Hem de iki geçişte de yaptılar bunu. Evet. Drone bataryalarını yanmaz çantalarda taşıma zorunluluğu var aslında uçaklarda. Pek uygulanmasa da. Biz de yanmaz çantalarımızı edindik. Ve bataryalarımızı ayrı olarak valizlerimize koyduk. Tabii drone çantasından ayrı olarak valizlerde böyle 3 parça şarjöre benzeyen X-ray'de şeyleri görünce güvenlikçi arkadaşlar biraz irite oldular herhalde. Evet. Ne olduğunu anlamayınca biraz uğraştırdılar. Birkaç kişiye falan sorarak. Tabii tabii. Yalnız enteresan olan. Falan girdiler. Evet evet, heyete girdiler. Yalnız enteresan olan şey sadece benim drone'umun başına bunun gelmesi. Arkamın drone daha büyük bir drone. Seninki Kalashnikov şarjörü, benimki M16 gibi. Aynen. Beni ellemediler. M16 seviyorlar. Kalashnikov alerjileri var. Öyle neyse ki yani hani özür de dileyerek, iyi yolculuklar dileyerek bizi yolculadılar. Evet. Görüşmek öyle. Üzere Samsun'da. Bayağı yağmurlu bir hava karşılıyor bize. Rocksteady diye bir yere geldik. Samsun gezimiz devam ediyor. Bugün cumartesi. Sabaha böyle yağışsız bir güne başladık. Aslında hava durumunda bayağı yağışlı. %90 yağış falan gösteriyordu. O yüzden kendimizi şansla atfettik. Güzel bir kahvaltı yaptık Samsun'da. Samsun börekçisinde. Buralı olan arkadaşımız Elif'in tavsiyesi üzerine. Ve Fahri, Samsun, Burka. Kendileri şu anda arabada ama saklanıyorlar. Arkadan seslerini duyabiliyor musunuz? Nefes alıp veriyorlar arkadan. Sabahleyin kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra Omu göletine geldik. Omu mu? Omu. 19 Mayıs Üniversitesi. 19 Mayıs Üniversitesi göletine geldik. Burası eskiden Aksu göletiymiş ve halka açıkmış. Ama bir süredir sadece 19 Mayıs Üniversitesi görevlilerinin ve öğrencilerinin kullanabileceği özel bir alana dönüşmüş. Şimdi pandemi dolayısıyla komple kapanmış. Komple kapanmış. İçeriye giremedik. Evet, kapıdan, havada yağışlı olduğu için kapıdan böyle bir hani 10-15 dakikalık bir drone aldık sadece. Şimdi de istikamet Bafra. Hadi Bafra'da görüşürüz o zaman. Oh, 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 oh
arabadayız. Arabada kalan sakinler arkada. Biz de bu hale geldik. Görüyorsunuz yüzümü. Burnu kızarmış. Burnu kızarmış. Arkada işte battaniyeyle takılan gençler. Bafra pidesi Bafra'da yenir dediler. O yüzden Bafra'ya geldik. Şimdi Turan Usta'da Bafra pidesi yiyeceğiz. Evet, ne düşünüyorsun? Neredesin? Nasılsınız Bafra'da? Aç mısın? Kürdanlar anlaşılacağı üzere. Hı-hı. Güzel bir ziyafetten sonra. Evet. Mutlu bir Aytu profili. Kesinlikle. Yanına. Mideler. Güzel. Gidiyor mu şimdi? Aytu Bey. Buyurun. Çılgın Atakum gecelerinde sizi yakaladık. Dün akşam bir rock barda görüntülenmişsiniz. Bu gece de tekno partiye gidiyoruz. Sanki Irish pub gibi anladım ben ama. Ben ayrıştırma taraftarı değilim insanlara. Ben hiç değilim. O zaman Jim James'e girelim mi? Vallahi yalnız girelim. Önünde kuyruk var. Neredeyiz? Neredeyiz? Ünye'deyiz. Çamlık Kayalıklarına geldik. Evet. İki arkadaşımızın tavsiyesi üzerine geldiğimiz burayı biz çok beğendik. Doğulu batılı böyle bir geniş bir kıyı şeridine yayılmış kayalıklar mevcut. Çok güzel. Hem uzun pozlamacılar için hem de drone'la fotoğraf çeken, video çeken arkadaşlar için kesinlikle önereceğimiz Ünye'ye bağlı Çamlık Kayalıkları. Ne yaptık? Biz cuma akşamı İstanbul'dan uçakla çıktık, geldik buraya. Evet, Türk Hava Yolları'nın TK-2810 numaralı uçuşuyla Samsun'a geldik. Ondan sonra Avis'ten araç kiralamıştık, aracımızı aldık. Aha. Bu arada bizi izliyorlar. Biraz tabii gitmeyen bir araba verdiler bize. Yani bizim aslında denemek istediğimiz bir araçtı. Aynen. Egea Cross'u. Egea Cross. Yalnız bizim aldığımız Egea Cross 1.4 motor, atmosferik 1.4 motor ve 95 beygir galiba. Evet. Yani araç gitmiyor arkadaşlar. Yakıyor da aslında ama hani biz de çok zorlamadık. %6. viteste 3000 devir. Evet, evet. Evet arkadaşlar, Egea Cross testi için Samsun Havalimanı'ndan aracı teslim aldık. 1.4 atmosferik motor, 95 beygir bir araçla. Gitmeyen edition. Sonra arkadaşımız Furkan bize katıldı. Onun uçuşu hem bizden sonraydı hem de bir saat rötar yaptı. Yok ya, iyi. Sonra Elif'le buluştu. Evet. Bir şeyler içtik. Neydi? Roxy diye bir rock bar'a gittik arkadaşlar, Atakum sahilde. Ben uzun zamandır, herhalde üniversite yıllarımdan beri hiç böyle bir mekana gitmemiştim. Yani üniversitedeyken gidiyorduk bayağı. Evet, evet. Biz arkamızı Karadeniz'e verdik tabii. Devamlı kollamak zorundayız. Evet. Ertesi gün kahvaltı yaptık Samsu'da. Samsu'da kahvaltı yaptık. Nokulunu denedik. Evet. Nokul götüreceğim İstanbul'a çünkü. Samsu'nun nokulu meşhur. Üzümlü. Cevizli. İçine kaymak falan koyuyorlarmış. Değişik türlerini de yapıyorlarmış gerçi ama
Sonra ne yaptık? Bafra tarafına geçtik. Önce baraja gittik. Omu barajına gittik. Ha, Omu göleti. Omu göletine gittik. Omu göletine gittik. Omu göleti. Zor bir isim. Omu göletine gittik. Omu göleti. Evet. Kış sezonu olduğu için biraz keyifsizdi işin doğrusu renkler, ağaçlar. Pek bir renk yoktu yani. Su çamurlu gibiydi, ha. Kahverengi. Ya fotoğraf çekmedik. Sonra Batık Minare'ye gittik. Batık Minare'ye gittik. Batık Minare çok güzeldi bence. Evet. Gezinin en güzel noktalarından biriydi. Ama geldiğimizden beri hava bulutlu, yağmur yağıyor. Evet. Biraz da hava durumunun negatifliğinden etkilendik diye tahmin ediyorum. Çünkü yani Batık Minare'nin benim gördüğüm fotoğrafları çok canlı, evet, renkler, mavi bir su. Evet, şey, evet. Biz gittiğimizde gene kahverengi bir su vardı yağmurdan dolayı. Çok keyifli değildi ama gene de Batık Minare'nin olduğu yer güzeldi yani şey olarak, lokasyon olarak benim hoşuma gitti. Yani böyle bir Halfeti gibi sonuçta barajın altında kalan bir köyün ayakta kalan cami minaresini görüyorsunuz. Değişik, bir de öyle bir köprü var. Yani yine drone'la güzel görüntü alabileceğiniz bir yer. Yani gün doğumu gün batımını bilemiyoruz. Caminin arkası biraz şey kalıyor. O yüzden çok fotoğraf dolu kalıyor. Yani biraz daha drone, hani açı drone açısı gibi geldi bana. Ama fotoğraf görmedim. Belki çok güzel fotoğraflarını çekenler vardır. Biz ışığı yansımalı çok yansımalı güzel yapamadık. Fotoğrafları var. Yansımalı yani güzel. Biz bize denk gelmedi. Belki evet. Bir dahaki sefere bakalım. Oradan çıkıp Bafra Feneri'ne. Bafra Feneri'ne bayağı 1,5 saate 2 saate yakın toprak bir yol. Toprak yoldan geçiyorsunuz Bafra Feneri'ne, evet. Ve yağmur da yağmış olduğu için biraz yumuşak bir topraktı. Yani çok zorlamadı ama yine de toprak yol olduğunu bilin. Kızılırmağı takip ederek zaten tabii, devam ediyoruz. Böyle şey çok hoşuma gitti ya. Çok fazla akbalıkçıl, Şahin turna, vardı. Yırtıcı Şahin gördük ve yani Aytu'da 100-400 bilans var. Onun 400'üyle çekmeye çalıştık. Biz kuşçu değiliz. Aynen. Yani hava da kötü olduğu için çok iyi bir şey çıkmadı ama akabinde gittiğimiz kuş cennetinde direkt kapıya koymuşlar Yırtıcı Şahin diye. Ben böyle evet bizim çektiğimiz Şahin bu falan diye. Yarın tekrar gideceğiz kuş cennetine. Bence evet. Gitmeliyiz. Yani evet. Mesai bitimine denk geldiğimiz için çok fazla gezemedik. Evet. Hatta kuş cennetini bayağı uzun uzun... Bir güne yakın ayırmak lazım, evet, bence. Çünkü yürüyüş alana bir 10 kilometreye yakınmış. Evet. O da yavaş yavaş yürüyüyle, evet, yanınıza yiyecek bir şeyler alarak, evet, yapılabilecek kesinlikle, bir parkur. Kesinlikle. Ondan sonra çok acıktık tabii. Bafra Feneri'nde çok sert bir hava vardı. Görüntülerde de gördüğünüz gibi. Evet, gittikçe yaklaşıyor. Delirdi. Çıldırdı Karadeniz. Ben bu arada bayağı... Girdi mi su içine? Evet. Yer değiştirdiğimiz iyi oldu çünkü bayağı suların içinde kaldık. Bir de daha yolumuz var. Evet. Yarın da bir kuş cenneti yaptıktan sonra, evet, artık akşam İstanbul uçağıyla, evet, dönüşümüzü, evet, yapacağız. Bakalım bir aksilik, bir terslik olmazsa. Kendinize çok iyi bakın. Havalar nasıl olursa olsun. Bizim havamız güzel olsun. Görüşürüz. Bisiklet de kiralanabiliyormuş. Beton yoldan bisikletle de gidebilirsiniz diyor. Ama asıl görülmesi gereken yer gölün içindeki yürüyüş yolundan 3,5 kilometre bir yürüyüş yolu.